yılın birikimi olan eserleri, tarihi kıymeti ölçülemeyen eserleri yağmaladılar. Bilimiyle, emeğiyle kalkındıracak insan potansiyelinin önemli bir bölümünü harcadılar. Kuleli Asker Lisesi'nde bir soruşturma varmış. Bu soruşturmanın konusu Kuleli Askeri Lisesi'ne sızma girişiminde bulunan cemaat öğrencilerinin tespiti sonrası gerçekleşen bir sorgulama. Evleri izlemişler, çocukları takip etmiş istihbarat birimleri ve 127 tane Kuleli Askeri Lisesi öğrencisinin Fethullah Gülen cemaatinin evlerine gittiklerini belirlemişler. 82. Bu 22 Haziran 1982'de gerçekleşen bir olay. Bu soruşturma sonrasında bu öğrencilerin tamamının işine son verildi. Tabii o cemaatle bağlantısı olanlar. Tabii bir de oraya öğrenci sokmanız ötesinde mevcut öğrencileri etkileme yolu da kullandı. Öğrenci olarak girmiş. Şimdi bu çocuk Anadolu'dan gelmiş. Ankara gibi bir yere gelmiş, İstanbul gibi bir yere gelmiş. Gelen çocukların sosyoekonomik yapılarına bakarsanız Anadolu'nun milliyetçi muhafazakar aileleri. Bu toplumun değerlerine sahip ailelerin çocukları geliyor. Bu çocuklara ulaşmak, bunlarla bağlantı kurmak yollarını deniyorlardı. Sınavla alımın ötesinde yani. Bu yol çok daha etkin bir yol, risksiz bir yol, tamam mı? Kişiyi etkileme. Şimdi bir genç insanı etkilemek son derece kolaydır. Çünkü genç duygusaldır. Mantıksal dönemini henüz yeni yaşamaya başlamıştır. Mantıktan ziyade duygu onun kararlarına şekil vermektedir. İşte din de biliyorsun, din ve ideoloji insanların duygularına, inançlarına hitap ederler. Eğer siz o yolu kullanırsanız bir kişiye ulaşabilirsiniz. Bu yolu denediklerine dair örnekler yaşanıyordu. Yani öğrencinin neye ihtiyacı var, neyi eksik görülüyor, hangi konuya ilgi duyuyor, bunlar kullanılarak böyle sızma operasyonlarının yapıldığına da biz bu tarihlerde şahitlik etmiştik. O süre zarfında birçok öğrencinin ben atıldığına şahit oldum. Zaman zaman riskler de atlattık. Ben geçen sene 30 Haziran'da makamda otururken bir gün aniden titremeye başladım. Tamam. Nasıl oturamıyorum şu koltukta? Ve tuvalete zor koştum. Ne varsa çıkardım, affedersiniz. Başhekimi aradım, beni acil hastaneye kaldırın dedim. Üçüncü gün kendime gelebildim. Zehirlendiniz mi hocam? Onu anlatacağım. Septik şoka girmiş vücut. Septik çok çok ağır bakterilerin, virüslerin kana hakim olmasıyla yaşanan, hayati riski beraberinde getiren bir vaka. Vücuttaki kan kalbin ve beynin bulunduğu noktaya toplanıyor. Damarlar su tutmuyor, tamam mı? Tansiyon düşüyor, nabız düşüyor, tamam mı? Kalp atışları düşüyor. Ve ölümle burun buruna geliyorsunuz. Hatta beşinci gündü bir hocamız, eski kıdemli bir hocamız dedi ki, hocam ya sen nasıl kurtuldun dedi ya. Tıp, ben senin %99 ölmem lazım. Niye böyle söylüyor? Bana son 10 günde yediğim içtiğim her şeyi sordular. Bütün her şeyin analizini yaptılar. Oradan bir şey bulamadılar. Ancak kanda bulunan iki güçlü virüs, bir güçlü bakteriyi tespit ettiler. Her ülkenin bakteri haritası olduğunu söylediler. Dediler ki bu bakteri haritası Türkiye haritasında yok. Hocam bu dışarıdan bir şekilde size verilmiştir. Hatta bunları tespit edince hastanede benim ismimi sildiler şeyden, kayıtlardan. Hani nerede yattığımı vesaireyi öğrenemezsinler. Bu bir suikast girişimi olabilirdi. Kimseye de duyurmadık ha. İlk defa size anlatıyorum. Evet, şey dedik, besin zehirlenmesi diye açıkladık. Öyle. Bir basit besin zehirlenmesi falan. Tespit edemedik. Her yerde olabilir. Ben iki gün önce Ankara'ya gitmiştim, tamam mı? Bir sürü yerde yiyorsun, içiyorsun. Aslında o
beni nükleer çalışmalardan dolayı uyardıklarında dediler ki yediğine içtiğine oturduğun kişilere dikkat et. Hocam boy hedefi haline gelebilirsin. Şimdi biz onu yaklaşık 1,5-2 yıl önce yapmıştık. Oradan mı geldi? Yoksa başka kanallarda mı hedef seçildi mi onu bilemiyorum. Bunun benim şahsımda bir örnek olay olacağını düşündüler. Bana ders verirlerse diğer rektörler de bundan dersin payını alır. Mısır'a müdahale ettiler. Libya'ya, Tunus'a müdahale ettiler. Burada liderlerini yanımıza çekeriz. Evet. Bunları kullanırız diyor.